Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaları Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran ilk olarak Feke'de bir bayan muhtarımız Mahalle Dürşen köyde seçildi. İşte buralar dağın tepesinde köydü, mahalle oldu. Nurcan Şengül kardeşimiz ilk olarak muhtar seçildi, tarihe geçti. Öncelikle kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ ol. Evet, karşınıza kaç aday çıktı? 3 tane. 3 aday çıktı. Evet. Seçimde vaatlerde bulundunuz, beni muhtar seçerseniz köyümüzün işte yolu çok bozulmuş, onu evet. Yaptırır gibi. Evet, köy yolu yaptırırım dedim. Mezarlıklar yaptıracağım bir süredim. Evet. Köy muhtarımız yok, onu şey, muhtar odamız yok. Evet. Köy toplantısı odamız. Taze evi diyoruz, çok amaçlı salon diyoruz onlara. Evet. Muhtarlık odası, köy konağı cekisinde. Evet, onu evet. İstiyorum. Yolumuz çok kötü, onu istiyorum. Müracaat ettin mi efendim bunlarla ilgili? Muhtar seçildin, ilk önce neye müracaat ettiniz? Muhtar seçildikten sonra neye müracaat ettiniz? Hiçbir şey yapmadım. Hiç dilekçeyi vermedin mi? Yok. Olmadı işte şimdi. Halkın beklentisi vardı, onu muhtarım. Bir suyum için gittim. İçme suyu sorunum var. Evet, içme sorunumuz var suyumuzun deposu değişilmesi için. O da gittim, o da geldiler, baktılar. Evet. Tamam dediler, geri gelecekler. Yolum için de gittik. Evet. Gidiyor, geliyor. Dilekçe verdin mi ama? Yolum için verdik dilekçe. Evet. Hep beraber olduk, verdik. Yapacak. Kaç muhtar verdiniz? 3, 4, 5 tane muhtar. Bir de bu kaya dibi arkadaşlar. Çataloluk yaylası var, doğru evet, mu efendim? Evet. Yani vatandaşlar Adana sıcağında bunalan geliyor, yaylada yayla evet. Yapıyor. Aynı zamanda Tortulu köyünün de yolu, doğru evet, mu efendim burada? Evet. Üç taraf grup yolu, toprak arkada, toprak olmuş arkadaşlar. Keşke çok toprak güzel. Olsa, kasisler oluşmuş, çok dev gibi. Evet, evet. Emin olun buraya gelene kadar gidecek yer aradım. Öyle çok güzel. Yani acaba dönsem mi dönmesem mi ya, muhtarımızı da aradık, geleceğiz dedik, evet. Önceki, dün de aradık. Evet. Kaç kilometre dedik, ilçeye evet. De uzak, doğru mu efendim? Evet. Çünkü tarihinde ilk olarak bir köyde bayan muhtar seçildi. Evet. Biz de muhtarları ne yapıyoruz? Tarihe not düşüyoruz. Evet. Ama araştırmacı gazeteci olarak öncelikle bu yolun ivedilikle yapılmasını istiyorum. Sayın Zeydan Karalar'dan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Çünkü aynısını ben de istiyorum. Feke'de, evet. Feke'de ilk bayan muhtarımız. Çok mutlu oldum. Geçen dönemde işte Sayın Belli'de Nimet Hanım vardı. Evet. Orada hizmetin yapılmasına önce olduk. Tabi biz muhtarların sesini duyurduk arkadaşlar. Ve bir tahta köprüsü vardı, beton köprü yapılmış. Köy içi yolların tamamı asfalt yapılmış. Mutlu oldum. Hı-hı. İçme suları sorunları giderilmiş. Evet. Burada içme suyu sorunu var, doğru mu efendim? Var, evet. Muhtarımın yolu toprak, daha mucurlanmamış. Hiçbir şey yok. Oradan köyün girişinden geldik. Üzüldüm yani, muhtar seçilmiş, bayan muhtar. Şimdi devletin görevlisi gelecek buraya, doğru mu efendim? Her kişi evet. Muhtarın evine gelecek, ziyaret edecek köyü. Muhtarın yolu, şimdi yağmur yağsa çamur olacak, evet. Sabun gibi kayacak. Evet. Öncelikle yapılmasını istiyoruz efendim. Başka halk ne istiyor efendim? Mahalle sakinleri. Mahalle yol istiyor işte, bir de suyun değişilmesini istiyor depomuzun. İçme suyu deposu. Evet, köy, mahalle yürüyen köy kaç hane, nüfus ne kadar efendim? 115 hane. 115 hane. Kaç seçmenimiz var? 125 seçmen var. Evet. Arkadaşlar genelde yaylacılar var. Evet, yaz aylarında nüfus artıyor. Su da onun için yetersiz kalıyor. Yetmiyor. Benim eve su mesela sürekli akmıyor. Buraya akmıyor mu? Evet. Muhtarın evinde buyur. Su kesin akmıyor. Şimdi Kahramanmaraş'ta. Ben söyledim bir şeye gelen kişilere. Dedim ben suyum bu kadar az akmıyor. Görüyorsun orada. Dedim tamam bilelerimizin gelin yapacak dedi. Gelmediler ama. Evet. Arkadaşlar şimdi geçen Maraş, Kahramanmaraş'ta bir röportaj yaptık. Muhtar merkezde oturuyormuş. Dedi arkadaş benim suyum akmıyor. Muhtar ki de akmasın dedi. Elektriğim kesildi, muhtarım da kesilsin dedi. Yani muhtar dedi köyde oturması lazım dedi. Doğru mu efendim? Ben de işte suyum yok, sudan rahatsızım. Evet. İçme suyu eşittir. Biz diyoruz ki içme suyu hayattır. Mutlaka içme suyu sorunu acil yapılmalı. Yol bir gün mutlak yapılır. Ama evet, susuz yaşayamaz evet. Muhtarım şimdi. Çamaşır yıkayacak, evet. Elinde yıkayacak. Çamaşır makası yani, çalışmaz su az olduğu için. Geliyor ya. Yayla çok geldiği için herkes kullanıyor, gitmiyor. Su depomuz ufak yapılmış. Evet, su deposunun kapasitesi evet. Artırılmalı. Evet. Diyoruz. Söyledik yani. Sokakların parke taşı yapılmamış. Evet. Altyapı kanalizasyon var mı? O da yok. Yok. Arkadaşlar yani burada bir bayan muhtar seçilmiş kaya dibi. Kaya dibini de hiç unutmam çünkü Muğla Fethiye'ye ait bir kaya dibiydi. Saplıkent'in olduğu yer. Şimdi Seydi Kemer ilçe oluşun. Orası beldeydi, ilçe yaptılar. Seydi Kemer ilçesine bağlı Muğla'nın. Orada da çok güzel bir köy orası da. Orada mahalleye dönüştü burası gibi. İki mahalleyi de unutmayacağız çünkü burada bir bayan muhtarımız seçildi. İnşallah bu hizmet yapıldığında ne yapacağız? Gelip çekeceğiz. Doğru mu efendim? Evet, ben hizmet istiyorum evet. Başkanlarımızdan. Zeydan başkanımızdan ve anne. Ahmet Sel. Evet. Değil mi? Başkanımızdan hizmet anne. Bekliyor. Anne. Nurcan
Şengül muhtarımız. Biz de inşallah bu hizmetlerin yapılmasında öncülük ederiz. Ve halk da bize ne diyor? Allah razı olsun diyor. Evet. Doğru mu efendim? Evet. İşte Türkiye'de muhtarların sesi olarak biz hizmette unutulan yerleri ne yapıyoruz? Anne. Tüm dünyaya ve yetkililere duyuruz arkadaşlar. Bugün de Feke'de tek bayan muhtar seçilen Kayadibi Mahallesi muhtarımız Nurcan Şengül ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için gazetemiz abone olduğu için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.